Bayağıdır oynuyorum ya ilk çıktığından beri. Dinliyoruz. Top Bence sende. çok fazla şarjör alıyorsun. Ciddi misin? Bana öyle geliyor, bilmiyorum. Aynen. Ben normalde iki şarjörle oynuyorum. Biri silahta takılı, biri de yedek. Ekstra mermiyi alıyorum yanıma, 60 tane. Sıktıkça mermiyi şarjörü dolduruyorum oyun içinde. Tamam, Tarkov mantığı Çünkü anlık diyorsun. zaten 60, aynen. Anlık zaten 60 mermiyi bitirme imkanın yok. Daha şey olur, fazla yerin olur. Tamam. Rigginde, envanterinde. Mantıklı, Bir tane okey. ağrı kesici, medkit, ameliyat. Tamam. O kadar. Başka bir şeye gerek yok zaten. Medkit bir tane yetiyor mu? Benim vücudumun total puanı kaç? Yo, 440. Bak sol altta yazıyor. 440 canın var. 123 Ha. tane almışsın yeter. 4 de olabilir. Sana Tamam. kalmış. Okey, eyvallah. 5 de olabilir. O da yine sana kalmış yani. Tamam. Çantayı mesela az önce baktın, 140K'lık bir çanta vardı kocaman. Onlar falan mantıksız. Silah kaliteli yapıyorum dedin. O sana kalmış. O senin zevkin. Ama oyunda 3 tane farklı mod var. Bir senin oynadığın normal mod var. Bir lockdown zone var. Bir de forbidden zone var. Onlar level atladıkça açılacak. Şunlar değil mi? Normal modda o shooting range'de silahları deneyebilirsin. Orada mermi Tamam. falan gitmiyor istediğin zaman. Tamam. Normal senin oynadığın mod. Normal modda PMC'ler falan böyle şey yok. Üzerinde bir hani ekipman price'ın var ya senin. Onun bir sınırı yok. İstersen çıplak da girebiliyorsun normal moda. Ama lockdown'da mesela 100 bin olmalı üzerin. 100 bin. Forbidden'da 300 bin olmalı. Aynen. 300 bin. Bütün ekipman. Oo. Aynen. Zaten ona göre de çıkacak lootların değeri de artıyor o modlara göre. Anladım. Normal Okey. modda aynen bulduğun item daha böyle tırt oluyor. Forbidden'da bulduğun item daha kaliteli itemler çıkabiliyor kutuların içinde. Şunu da sorayım. Normal mod, işte Lockdown Zone ve Forbidden Zone. Bunların Aynen. giriş fiyatları dışında aralarında bir fark var mı? Aralarındaki fark kutuyu açtığın zaman çıkan loot'un değeri var ya, şansları. Mesela kaliteli bir loot çıkma şansı artıyor. Anladım, okey. Loot yaparken. Ve bir de şöyle bir fark var. Mesela lockdown'a girebilmen için üzerinin 100 bin olması gerekiyor ya. Diğer herkesinki öyle. Vurduğun adamın üzerinden hiçbir şey çıkmama ihtimali yok yani. Vurduğunda vurduğuna değiyor. Tamam. O zaman burası şey Öyle bir gibi durum. abi, poker masası gibi. Küçük masa, büyük Gibi masa, aynen çok aynen. büyük masa. Aynen aynen öyle aynen Süper. öyle. Peki şeyi sorayım, şurayı anlat abi. Görev mantığını Hiç anlat görevlere biraz. bakmasan 10 oyun atsan üst üste zaten 5-6 tane görev kendinden oluyor. Yok 10 Tamam. tane skev öldürdü. Yok şuraya git diyor. O kadar. Görev sadece oraya gitmen mesela. Zaten gidiyorsun oraya. O aynı zaten gidiyorsun. Bakmasan da olur. Görevler şu an early'de senin için işine yarayabilir. 9 levelsın ya. O lockdown'dır, forbidden'dır girebilmen için level alman lazım. 12 veya 20 için. 20 level Anladım. olman gerekiyor. Öyle de yarayabilir de 20 level olduktan sonra çok da önemli değil. Zaten max 30 level olabiliyorsun oyunda. Anladım. Şunu Görevler sorayım. hiç odaklanmasın. Hiç okey, hiç odaklanmıyoruz görevlere. Mantığımız şu. Raidlere giriyoruz, adam vuruyoruz, loot atıyoruz, çıkıyoruz. Çıkıyor. Bu kadar. Aynen öyle. Tamam. Zevkine bakıyorsun. Şu mesela şuradaki şeyler nedir abi? Bunlar herhalde parayla satın aldığımız şeyler değil mi? Bunları normal... Evet, onlarla işte o Porsche'u falan alıyorsun. Tamam. Normal pouch'u alamıyoruz dedin şu ana şeyden. Görevli Görevli alınmıyor şu an. alamıyoruz. Bilmiyorum. Belki gelir. E o zaman bu Ama oyunda şu abi... anda bir etkinlik var. 2x1 pouch'u veriyor free oyun 30 günlük. Ha, 30 günlük şey veriyor. Hediye veriyor. Şu zaten değil mi? Hediye Şu. veriyor aynen. Aynı bakan yazıyor orada free 1x2 case diye. Şu menüyü Onu oradan sorayım. alabilirsin. Tamam. Hatta alalım şimdi bir daha geldiğinde. Şudur. Önce şurayı mı sorayım? Şimdi şurada bir menü var, tamam mı? Az önce şu yıldıza bastım. Ben tıkladım tıkladım, bana bir şeyleri bedava verdi. Bunun mantığı nedir Bunlar abi? oyuna, şimdi sen yeni başladın ya, burada görevler var yeni başlayan hesaplar için. Bunlar da ekstra görevler. Sana diyor farm'da diyor bir tane de diyor raid tamamla diyor. Sana ameliyat kiti vermiş. Bunları yapıyorsun, bittikten sonra bir daha yapamıyorsun zaten. Early için insanlar para harcamasın item veriyor. Anladım. Ha Bak bu bu... orası işte. All Tamam. player gift pack'e gel. Şu. Aynen bak pouch burada işte. Aa, Buradan tamam. direkt alabilirsin. Anladım. 30 günlük bak verdi bedava. Tamam. Okeydir. Onun daha büyüğünü almak istiyorsan para yatırman gerekiyor. Para yatırmak gerekiyor. Silah yapmayı biliyorsun. Gördüm az Aynen. önce güzel Aynen. yaptın mesela silah. Onu Tarkov'dan aldık abi. Mermileri göstereyim sana. Ya bak, Mermileri de mermilerde az çok ama biliyorsundur da. biliyorum da bak, bana şey saçma geldi. Tarkov'a göre birazcık, bak neredeydi o? Gunsmith değil miydi abi? Gunsmith. Direkt markete gel. Ha, direkt bak markete geleyim abi. Şunu soracağım. Söyleyeceğim. Az önce 7.62'lik bir mermi aldım ben. 5.45'lik mermiden, en yüksek penetre eden mermiden daha az penetre ediyordu abi. Bu saçma geldi bana. O level'ları var ama mermilerin. Bak soldan M'ya bas. 762 39 kullanıyor galiba AEK. Bak tamam, bak neredeydi o? Dur. Şöyle yapacağım abi, store işte. Linkin search diyeceğim. Nerede abi? Ha, şu. Aynen. Bak şimdi. 7.62.39. Yanılmıyorsam bunun delişi 45. Ben az önce 5.45'lik bir mermide
50 küsur delişi gördüm. Nasıl olabilir abi? Bana bu biraz mantıksız geldi. Arada 5 fark var. Çok büyük bir fark değil. O da nereden gidiyor? Mesela solda base damage var. Önemli olan kısım base damage de önemli. Hmm, evet. Armor damage var. Sadece penetration tek başına zaten işe yaramıyor. İşe yaramaz armor damage az olursa aynen. Hı hı. Bir de mermin hızı var. 730 metrebölü saniye. Mesela. Aynen. Onlara göre değişiyor. Tamam. Mesela ötekinin penetration 50'dir ama daha yavaş bir mermidir. Veya base damage daha düşüktür. Hmm. O yüzden öyledir yani. Bakalım bir tane de 5.45 bakacağım şimdi. İçim şuna şu 5.45'tir büyük ihtimalle. Bak şimdi. Evet 5.45'miş. Şuna bakalım bak şimdi. Bunun 4 level'ını. O 2 level. Ha, 2 level. Nerede bunun 4 level'ı? Aynen eşit olsun. 4 level'ına bakalım. Ha şu. Aynen. Ha. Bak mesela bununki 41, öteki 45'ti. Tamam armor doğru. Ötekini 20 küsürdü, bunun 16. Ama bak bu mermi daha hızlı. 8.90. Tamam. O zaman aslında ben yanlış görmüşüm demek ki olabilir. Ya da yanlış hatırlıyorum. Peki şunu sorayım ben sana. Bu oyunda hızlı kredi kasmak için benim şu anda 1 küsur milyon kredi mi var bu? 1162K. Hızlı kredi evet, kasmak 1 milyon için 162 binin var. Hızlı kredi kasmak için ne yapmak gerekiyor? Velev ki işler ters gitti. Girdik öldük. Evet burada bir tane scav ya da OPS karakterimiz var. Oynayabiliyorsun. Ama onun dışında aynen. Ne yapmak gerekiyor abi? Hani bir deneyimli oyuncu olarak bize kredi kasmanın ve batmanın taktiğini para söyleyebilir misin? Para tamamen bitti sıfır. Envanterin boş diyelim. Tamam. Aynen. O sol tarafta skev player olarak oynayabiliyorsun. Seni skev olarak atıyor. Skevler tamam. Sana sıkmıyor bu modda. Tamam. Bununla gidip sakin sakin loot'unu yapıp çıkabilirsin. 15 dakikada bir girebiliyorsun bu moda. Hı hı. O sırada da yine Tactical Ops'ta kendi main karakterinde normal moda girebilirsin. Dediğim gibi hani o teki Lockdown ve Forbidden'da üzerinde bir ekipman fiyatı olması gerekiyor ya 100 bin ve 300 bin. Hı hı. Normalde istemiyor senin oynadığın normal modda. Hı. Yani çırılçıplak sadece bıçakla girebiliyorsun oyuna. Küçük bir tabanca yapıp 2000-3000'lik Core Tops'tan topladığın parayla onunla skevleri vurup lootlayıp yine çıkabilirsin. Her türlü para kasmak çok basit oyunda aslında. Tamam. Hero to, yani, Hero to Zero. Aynen öyle. Tamam. Aynen öyle. Okey. Ben az önce dedim ya silahın biraz pahalı oldu diye. Hmm. Mesela bu silahı Lockdown'da veya Forbidden'da kullansan daha değer anladın mı? Anladım. Şimdi normal modda çok üzerinde hiçbir şey olmayan insanlar gelebiliyor. Adam beni... Yani yanlışlıkla da olsa seni vursa alacak adam 300-400 ki vurabilir abi. İki, bir tane kafayı sıksa ölüyorsun zaten. Aynen. Şey... Yüzün boş. Yüzünden mermi yediğin zaman ölüyorsun. Ya yüz boş da abi şey... Kaslara maske takabiliyorsun. Tarkov'da tutmuyor hiçbir kask mermi. Yani çok saçma sapan mermileri tutuyorsun. Nereden alıyoruz abi? Değişiyor. Face cover. Face cover mı yazayım? O direkt, direkt kaskına sağ tıklayıp Linked Search yapabilirsin direkt. Vay anasını. Linked Search. Bak level'ları var onu da söyleyeyim. Bu ne lan? Sağ üstünde level'ları yazıyor gördün mü? O termal. Bütün ekran gri oluyor adamlar beyaz olarak gözüküyor. Direkt bildiğimiz termal o. Bak, 3 seviye tutabiliyormuş. 4'ten aşağısı tam tutmuyor mermiyi. Anladım. 4 oldu mu gittin. 4 oldu mu bazen tutuyor bazen tutmuyor. Ha. 3 level'da neyi tutar? O level 2, level 3 mermiler vardı ya. Aha. Mor olanlar veya beyaz olanlar. Onları tutabilir. Ama tamam. Sarı mermiyle sıkıyorsa adam level 4 ve üzeri, 5 ve üzeri. Hı-hı. O zaman tutmaz 3 cam. Peki ben bunu nasıl takacağım? Minimum 4 hocam? Olacak camın. Ha, şeydeki gibi yemek muhabbeti de var galiba. Tarkov'daki enerji. Şu evet, barı evet, taşıyabildiğin yük. Şu an, pardon. Şu anda yüklediğin yük sanırım bu değil mi? Evet. O şu an üzerin senin 20 kilo. Tamam. 70 ve üzeri olursa çar koşamıyor. Anladım. Peki bu kırmızı oluyor zaten orası. Gelişebiliyor mu ilerleyen zamanlarda? Class falan filan diyorsun sen. Anladım aynen. Onlar yok bu oyunda. Hı-hı. Bu oyun dümdüz direkt basit en taban. Tamam hiç. Giriyorsun oynuyorsun çıkıyorsun. Başka öyle ekstra görevmiş, classmış o bu şu yok. Anladım. Şey gibi gir adam öldür çık. Tamam temiz. Aynen. Peki level şunu sorayım. Level mantığının ne şeyi var o zaman? Yani niye bir şey yoksa bana level atlattırıyor bir şey yapıyor buraya çat ya tut. Çok önemli değil. O diğer modlara girebilmen için level alman lazım. Okey. Başka kontakta orada kontakların var ya senin. Onlar hı-hı. açılıyor işte level atladıkça. O kadar. Anladım. Başka bir şey yok. Bu ikisi sadece. Şey göstereyim. Yukarıda ağır kesicim var ya senin. Evet. Aldığın. Ona bir çift tıkla bir kere.
Mesela saatlik details yapıyorsun ya, onu yapmana gerek yok. Çift tıklayınca zaten details Ha. açılıyor. O da Yaşa. basit. Daha basit aynen. Bak, Yaşa. hidrasyon -10 yazıyor, gördün mü? Bu da içtik Bunu kullandığın mi? zaman bir Su de gidiyor. 180 saniye. Tamam. Aynen. Okey. Bir de 180 saniye sürüyor bu ağrı kesici. Tamam. Ama sol alttan quick organize gel. Ha şu tamam. Aynen. Buradan her şeyi alabilirsin. Ha, tamam Mermi olur, seri. şarjör olur, medler olur, aynen. Bak şu sağ üstte LP diye bir ağrı kesici var. En iyi ağrı Şu. kesici bu. Onun bir Tamam. yanındaki. Şu. Bu. Onun bak üzerindeki ünleme tıkla bir kere. Göreceksin zaten. Niye iyi olduğunu. Hem 1K bu, hem daha ucuz. Hem Aa. bastığın zaman 270 saniye boyunca seni ağrı kesici olarak kullanabiliyorsun. Tamam Hem alalım hidrasyonunu bundan. götürmüyor. Tamam. Yani diğerinde 3 tane var. Onu alacağını, bundan 3 tane alıp tekli daha iyi. Tamam bundan aldık abi. Çok daha mantıklı. Üzerinde şu an takılı olan silah ayık ya. Ayıkla alakalı mermiler, şarjörler çıkıyor. Tamam. Bombalar zaten standart her zaman çıkıyor orada. Sağ tarafta da medler var, bir de içecekler var. Bunlar hep çıkıyor. Solda sadece kullandığın silaha göre değişiyor soldaki kısım. Süper. Çok hızlı Üstteki yapmışlar şarjörler. menüyü. Harika Aynen. yapmışlar. Silah üstüne takıyorsun, direkt oradan senin şarjörü, mermiyi seçiyorsun, alıyorsun. Tamam. Senin en iyi bomba dediğin bomba bu. Saniyesi 4 saniye Aynen. ile 5 saniye arasında. Pimi R ile çekiyorsun bu arada. Tamam. R ile R çektikten sonra bombayı. O Ha. istersen değiştirsin o tuşları sen kendin. Tamam o evet bu şey değişebilir. Güzel. Kuk yapabilirsin neydi yani? Attığın gibi patlar. Biraz bekleyip pimi çektikten sonra. Anladım. Şunu diyorsun sen bombayı al, pimi çek, 4 saniye değil 2 saniye bekle, Yani 2 at. saniye beklesen. O zaman adam kaçamaz o malı. Tamam. Peki ben pimi R ile çektim. G ile mi atıyorum bombayı? Yo, direkt sol tıkla yine. Sol tıkla. Okey, Sol tamam. tıkı basılıyorsun, R'yi çekiyorsun, sayıyorsun. Sonra sol tıkı bıraktığında atıyor zaten direkt. Atıyor zaten. Bir de şurada galiba şeyler var Tarkov'daki mantık. Strength Enjektörler var. var. Strength, o strength şey işe yarıyor. Dedim ya, 70 kilo olduğu zaman karakterin koşamıyor diye. Tamam. Strength'i bastığın zaman koşabiliyorsun. O ağırlığını azaltıyor. Güç geliyor işte Tamam. karaktere. Yeşil olanlar can. Canın azaldığında med basmana gerek kalmıyor. Eğer fight içindeysen yavaş yavaş doluyor canın. Onu Aa basarsan. süper. Şunu alalım o zaman. Kırmızı olan da daha hızlı koşuyorsun. Kırmızı olanı bastığın zaman da. Hız o da. Endurance dediği şey mi? Endurance. Aynen. Şu. Kırmızı olan da hız. İki tane var. İkisinin de farkı var demek ki birbirinden, değil mi? Üstünde beyaz çizgi olanlar daha iyi. İkisi aynı ama Ha. beyaz çizgi olan daha uzun sürüyor ve daha iyi. Tamam, Ama daha anladım. pahalı. Anladım, anladım. Okey. Bunları da çok karışık yapmamışlar. Çok fazla yapmamışlar. Bir iki tane abi ne gerekiyor? Hız gerekiyor. İşte yük taşıma bilmem ne mantığı gerekiyor. Bir de Aynen, ben fight bunları mesela sırasındaki şey pouch'a atıyorum. gerekiyor. Duruyor orada. Senin pouch'un var mı? Benim de 1x2 var. Bitince işte o 2x3 olan var, en büyük olanı, 6'lık. Ondan alacağım. O işe yarıyor ama harbiden ya. Tam pay to win değil ama işe yarıyor gerçekten. Yani mesela dedin ya Zero to Hero diye. Sadece çıplak girip adamın mesela en büyük pouch'tan var. Gidiyor, önemli kasaları açıyor. Loot bulursa oraya atıyor. Ölse de zaten öyle öyle para kasıyor. Okey. Peki şeyi sorayım. Sen oyuna hiç para verdin mi? Para vermeyi tavsiye eder misin? Yani Ozi. oyunu seversen, seni sararsa, Hani durmadan oynamak istiyorsan o zaman değer. anladım. Yoksa gereksiz. Anladım. Okey. Ara sıra oynayacaksan gereksiz. Level 12 olunca buraya girebiliyoruz. Level 20 olunca buraya gelebiliyoruz, değil mi? Tamam. Okey. Evet, Güzel. oyun şu an free to play olduğu için bedava yani oyun. Herkes istediği gibi hesap açabiliyor. O Forbidden Zone'u ben tavsiye etmiyorum en sağdakini. Şunu. Ya açılsa da girme oraya bence. Çünkü oyun bedava olduğu için hileler oluyor orada da. Lockdown'da o Hadi kadar canım. yok. Lockdown'da hatta hiç, aynen, hiç karşılaşmadım ben çok. Forbidden'da çok fazla hile var. Allah Allah ya bu oyunda da mı var ya abi? Ne zevk alıyorlar abi şu Evet. hileden ya hiç anlamıyorum ha hiç hani bir mantığı yok yani. Adam Enteresan oynayamıyor. kafalar. O yüzden Evet. hileyle oynuyor. Şimdi mesela bazı Ben onu da ürünler göstereyim. mor, Depoya gel. kırmızı bilmem ne. Nerede abi? Depoya gel. Direkt ben onu da göstereyim Depo sana. mu? Şey storage. Aynen. Tamam. Şu alttaki ampulden mesela bir sağ tıkla göstereyim sana. İşte Sel batch diyoruz. sell dersen, direkt o kontakta bir adam var, ona satıyorsun. Markette listelemiyorsun ürününü. Çünkü Okey. market hani açık ya, insanlar satın alabiliyor. Kendin istersen fiyat koyabiliyorsun. Tamam. Batch sell yaparsan direkt oyundaki adama satıyorsun. Tamam. Uğraşmıyorsun. Ucuz itemleri adama satmak mantıklı. Değerli itemleri, silah parçaları olsun, mermiler olsun, böyle kaliteli çantalar, zırhlar var ya, daha değerli itemler oyundaki. Onları markette listeleyebilirsin.
Ama bulduğun böyle küçük itemleri oyun içindeki, onları direkt adama satabilirsin. Çünkü alttan markete gel, onu da göstereyim. En altta markete bas. Sell'e bas yukarıdan. Bak Aa. sol tarafta listed this week yazıyor. Biraz daha Ha, sağ ol. şurası şurası tamam. Aha. O değil, onun sağ. O listed items Şu. 15 tane listeleyebiliyorsun demek. Haftada 600 item satabilirsin demek bu. Sürekli Aa. oynayan biri için, senin için değil de sürekli oynuyorsan bir oyunu, Hı. her bulduğun item markette satarsan 600 tane sattığında daha item satamıyorsun. Deponda kalır hepsi. Anladım. O yüzden değerli itemleri öncelik verip burada satmak daha mantıklı. Değerli itemleri direkt adama satmak daha iyi. Tamam. Sana bir ticaret kotası koyuyor yani. Aynen, 600 tane item satabilirsin diyor haftada. Hı. Pazartesi günü yayınlanıyor her pazartesi. Ve peki O günlük bir şekilde. sınırı var mı bunun ya da saatlik? Günlük saatlik bir sınır yok. Ben buradan drag Bir and şey drop daha göstereyim bak dediğimde sana. göster. Kontaksa gel altta. Kontaklarına senin. Burada Dake Vincent abimiz var bak. Üçüncü sırada. Bu adam işte. Bu adama satıyoruz. Bir de bu adam sana Purchase istersen soldaki aynen. Limited item veriyor sana. Gün içinde 7-8 saatte bir yenileniyor. Ona bas bir kere. Böyle itemler veriyor. Bu itemler normal değerinden daha ucuz olabiliyor. Kullanmasan bile al sat yapıp kar yapabilirsin burada. Şu soldaki mavi kart var, gördün mü? Bu arada Şu. şanslısın. Bir aydır oynuyorum, böyle kart gelmedi. Bu kart değerli baya. Bir, Bak şunu hemen üstünde sorayım. kalp var, gördün mü? Onun bir solunda search yazar. Ha. Aynen, ona bir kere bas. Market değerine bak önce kartın. 2 2 milyon. milyon 140 bin. Aynen, bu Yok baya değerli. artık. Şimdi yeri gel, bu adam sana ne kadara veriyor? Üstüne bir kere tıkla. Ne kadar Confirm de bir kere. veriyor? Hemen almayacak zaten. Ha, tamam. 524 bine satıyor. Şu an bu itemi alıp satarsan 1,5 milyon kar yapacaksın. Hemen alalım abi. Ben 1,5 aydır oynuyorum. Şu an aşırı şanslısın bu arada. Çok Çok güzel öyleyim. item gelmiş. Buraya Ballıyız. rastgele geliyor itemler. Peki Bayağı şanslısın. ol materyal dediğimde ne oluyor? Şimdi ben bir dakika bunların Direkt hepsini mi almış itemlerin oluyor? karşılığında alıyorsun o kartı. Parayla Ha. değil de, anladın mı? Exchange yapıyorsun yani. E peki Takas diyelim exchange özetle. yapıyoruz da bende bunlar var mı? Bende bunlar yoksa. Yok ama o itemleri alıyorsun. O itemlerin toplam değeri 500 bin. Kart 2 milyon 140 bin. Anladın Tamam. mı? Ben o zaman et Yani 500 bin materyal. itemleri alıp exchange yapıyorsun. Aynen. Ona Ben bir de kere şimdi bas. bu. Exchange de Exchange. şimdi. Tamam. Temiz. Bir de O alamıyoruz bunu kartı değil aldın mi? bak sağ Yok tarafta. tamam. Yok, limit 1. O kadar değil. Allah Biraz altta görmen lazım kartı. Hemen üstü sarı olması lazım, böyle arkası sarı yanıyor. Allah. Kazıkladın mı bizi bu adam? Nerede ya? Ha, Orada şurada bak sağda. ama. Ama. Heh. Yani Evet ona bir kere sarı. onu oradan satabilirsin. Tamam. Şunu sorayım. Direkt. Mesela bak bu çok önemli. Bunu en son sorayım. Dur. Onu unutmayacağım ben. Senin söylemek istediğin bir şey var mı burada? Burada yok. Bunların hepsine böyle bakıp kâr edebildiğin itemleri alabilirsin. İlla kâr da değil. Ha, Hı. ben bu itemi kullanıyorum deyip ucuza alıp kullanabilirsin. Sana Hı. kalmış. Şunu sorayım. Benim storage'imde ya da herhangi bir yerde lootlarken de mesela bazı itemler işte sarı, kimisi mor, kimisi hiç rengi yok. Bunların mantığı nedir? Bu birinci soru. Cevapla ikinci soruyu soracağım. Tier'lar aslında. Mor olanlar rare oluyor. Beyaz olanların herhangi bir tier yok. Hı. Standart item. Ama şarjörlerde falan mesela o değişmiyor. Şarjörlerin moru veya sarısı yok. Hep beyaz onlar. Item ve Tamam. mermi olarak bahsediyorum. Beyaz olanlar en kötüleri. Mor orta klas. Sarı en iyisi oluyor. Anladım. Bu kadar Okey. yani. Bir şey fark et. Değer Benim olarak yani. Item fiyat olarak. Tamam. Peki ben mesela bunları oyun içinde tutuyorum. Fiyatını öğrenebileceğim bir şey var mı? Üstüne mi tıklamamız gerekiyor? Direkt çift. Mesela şu an oyun içi ile menü aynı. Herhangi bir merminin üzerine çift tıkla. Veya bir şeyin üstüne. Ha, şuna Mesela tıklayalım bununki mesela. 1000'miş. Bak sağ üstünde yazıyor. Bak Ha. bununki 1000 round yazıyor slash. Bir tanesi 1000. Yani Anladım. 60 tane oluyor ya bir mermi stack'i. O Evet. zaman 60k oluyor toplam Anladım. stack. Mesela şu ne Mermilerde kadarmış? öyle. 10.000'miş 10.000. mesela bu. Çok da bir şey değil bu. Yani mesela bunları lootlarken şey yapabilirsin. Sınırlı bir slotun var ya senin Hı. çantanda. Az önceki item iki yer kaplıyor ve 10 bin değil mi? Çok Yani mantıklı o tek zaman. slotta 5 binlik bir şey oluyor. Geliyor. Denk Evet. geliyor. Bak bu 9.000. Öyle Tek slot hesaplarsan 9.000. daha Anladım. yüksek değerli ve daha çok item lootlarsın aynı. Anladım. Süper. Bu bilgi de çok Sana güzel oldu. tavsiyem mesela bak biraz yine aşağıya. Altta ampul vardı ya dediğim. Ampule Hı. çift tıkla. Bak mesela 600. Ana hiç Çok değerli alma bir bunu. item değil mi? Hiç alma. Yani hiç alma bunu. Yani ben lootlarken şahsen şöyle yapıyorum. Minimum 5000 olacak. Tek slot. Anladım. 3000 Anladım. mesela ben bunları da almıyorum. Çok saçma şeyler almışım ben Çünkü ya. bunları hem markette satamıyorsun, hem markette satamıyorsun bunları. Hı. Hem de dediğim gibi oyundaki adama satıyorsun ya, Hı değeri hı. düşük olduğu için. Evet abi. 3000'den daha aza gidiyor. Evet. 3000 Hem de değil tam olarak.
O yüzden gereksiz yani onları lootlama. Ya mesela şu Cif'i niye? Cif 4000. Oğlum ne gerek? 2000 lira slot başına. Mal gibi almışız. Aynen. Marketten bir şey satın aldığın zaman veya Gunsmith'ten silah yaptığın zaman Hı. o itemin bana oluyor. Şöyle Mesela yapalım onu sen ama. az önce kendin satın alarak yaptın değil mi marketten parçaları? Evet. Bak alttaki ekipmanların sol altında küçük küçük koller var gördün mü hepsini? Şunlar. Heh, aynen. Onlar itemi satamazsın demek. Aha. Çünkü yeni aldın. Onun açılması için bir kere oyuna girip bir kere extract atman lazım. Yani şu anda bunu satamıyorsun, listeleyemiyorsun markette. Bir kere Anladım. oynaman gerekiyor ki o bana açılsın. O ban Anladım. olmaması için exchange yapıyorsun işte. Exchange yaparsan ban olmaz Anladım. aldığın Okey. item. Yani ben Marketten direkt alırsan banlı olarak geliyor. banlı olarak geliyor. Tamam, bu da güzel bir bilgi. Aynen. Güzel. Sağ olasın dostum. O zaman haftaya pazartesi olur büyük bir ihtimalle. Yine şey yaparız, haberleşiriz. Bu arada kasayı kullanmayı unutma soldan. Duracaksan dur burada. Oradan bas. Yani duracağım diyorsan, şey yaparım diyorsan ben herhalde bir 20 saat 45 dakikada takılırım, sonra kapatırım yayını. Buradayım yani ben. Sağ olasın, görüşürüz. Tekrardan teşekkürler. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Sen de kendine iyi bak. Eyvallah, sağ olasın. Ozi bizleydi. Sağ olsun. Oyundaki tüm bilgilerini aktardı. Tarkov gibi olmadığını anladık, özellikle neyin? Görev mekaniğinin. Onu düzeltti. O hatamızı düzeltti. Ve şimdi hiç böyle göreve odaklanmadan langır lungur bam güm oynayacağız abi. Kaydı burada sonlandırayım. Ben bunu YouTube'a ekstradan atarım. Eğitim videosu diye. Ozi'de eğitim videosu Diez 1.